Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an yanımda görmüş olduğunuz bu koca tekerlekli Dodge S26'nın detaylarına yakından bakacağız. Şimdi tabii ki de hani kendisine canavar demenin birçok farklı nedeni var arkadaşlar. Birinci il tabii ki de boyutları, tekerleği, osubusu gayet heybetli bir bisiklet kendisi. İkinci anlamda canavar olmasını sağlayan bir diğer önemli özellik kendisi 2x750'lik bir motorun olması. Bu neyi sağlıyor? Bir kere en kaba anlamda kendisi 55 derecelik eğimli yokuşlarda bile sizi sorunsuz bir şekilde yukarı doğru çıkarabiliyor. Tabii ki de bu iki motor arkadaşlar bir de tork üretiyor. Toplamda 130 nanometrelik bir tork söz konusu. Eğer tek motor kullanırsanız da 65 nanometrelik bir tork üretiyor. Benim gündelik kullanımda deneyimlediğim şey, hani şehir içindeyseniz böyle dağ patika gezmiyorsanız tek motor 65 nanometrelik tork gayet yeterli. 750 wattlık motora denk geliyor. Peki çift motor var, onu tek yapabiliyorsunuz falan filan dedik. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Gayet rahat bir şekilde arkadaşlar direksiyon üzerinde bulunan DS butonuna basarak motorun tekli veya çiftli olmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada bana enteresan gelen bir deneyim yaşadım, onu paylaşmak istiyorum sizlerle. DS'e bastığınız zaman dual motor açıkken bu LCD bir tane ekranı var bunun arkadaşlar. O ekranda herhangi bir uyarı, ibare, ikon gözüküyor. Bunu sorduğum zaman da normalde de öyle dediler. Ama nasıl anlıyoruz DS'in açık olup olmadığını? Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İkili motora geçtiğiniz zaman hissiyatını anlarsınız DS'in açık olduğunu. Kapalı olduğunda da gayet fark edilebilir bir durum. Ama ekranda yazmaması bana enteresan geldi. Geliyoruz hız meselesine. Tabii ki de diğer detayları ineceğiz de öne çıkanlardan bahsedeyim. Kendisini gayet basit bir şekilde arkadaşlar yine üzerindeki kumandayla birlikte kendisinin hız limitini kaldırabiliyorsunuz. Hız limitini kaldırırsanız üzerinde ben yoksam, yani benim kadar cüsseli bir insan değilseniz 60 km 65 km hızlara kadar hafif eğimlerde görüyorsunuz. Fakat standartta maksimum hız limitini kaldırırsanız ulaşacağınız hız 50 km oluyor. Bu 50 km, ben şu an bu videoyu size Hollanda'dan çekiyorum. Hollanda için ciddi sorun. Burada limit 25. O yüzden kendisini ben de 25'e sabitledim. Ara ara 30'a çıkarıyorum. Yine siz de dilerseniz bisikletin üzerindeki içerisindeki yazılımla birlikte bu tarz dengelemeleri, ayarları, hassas şeyleri falan filan yapabilirsiniz. Ama firmanın göndermiş olduğu fabrikasyon ayarındaki benim de size önerdiğim 25 km'lik sabit hızda kullanmanız olur. Neden hız aşırtmasına ihtiyaç duyabiliriz? Ya diyelim dağa gittin, bayıra gittin, çok güçlü bir noktaya geldin. Dual motor açtın, onu yaptın, bunu yaptın. Olmuyor. Daha fazla güce ihtiyacın var. O zaman orada kaldırıp dağda yoluna bakabilirsin. Ama trafikte yakalanırsan zaten cezası var. Bisikleti bağlarlar. O olur, bu olur. Gelelim bisikletimizi yine bu kadar yakışıklı gösteren bir diğer unsur, o da tekerlekler arkadaşlar. Tekerleklerimizin markası Chaoyang. 26'ya 4'lük bir tekerlek bunlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hem enine hem de boyuna gayet kalın tekerlekler. Kadrosu alüminyum alaşımlı 26 inç arkadaşlar. Hem önünde hem de arkasında bir de süspansiyon sistemi var. Bu arkadaşlar hani böyle dağlık bayırlık yerlere giderseniz size gelecek olan sarsıntıyı emmesi bir yana, şehir içindeki sürpriz çukurlar içinde bence çok güzel olmuş. Çünkü Hollanda'da çok fazla bisiklet sürüyoruz. Hani bununla girdiğim sürpriz çukurlarda işte hissettiğim şeyle normal ortam örtüsü olmayan bir bisikletle girdiğim sürpriz çukurlarda hissettiğim şey birbirinden farklı. Yani dağ bayır için yapılmış olsa bile şehir içindeki sürpriz durumlar içinde konforunuzdan herhangi bir ödün vermiyorsunuz. Tabii bisiklette olduğu kadar yani. Yine bu tekerlekler ve süspansiyon ve kadromuz sayesinde kendisiyle yaklaşık 150 kilograma yakın yük taşıyabiliyorsunuz. Bu arada kendi ağırlığı da 42 kilogram, da buralara geleceğim arkadaşlar. Çünkü artık gelmem gereken farklı önemli bir nokta var. Batarya. Firma tarafı hani pedal destekli sürerseniz, yani gazı devre dışı dışarı bırakıp bisikletin gitmesi için pedal çevirmeniz, motorun da size destek atması gerekirse 100-120 km demişler. Diğer türlü de 50 km demişler. Hani bütün elektrik desteğini açarsanız diye. Benim kişisel deneyimim şudur arkadaşlar. Hani o hız limitlerini aşarsanız, sürekli elektriği köklü olarak kullanırsanız bu canavar sizi 50 km rahatlıkla götürüyor. Diğer durumlarda pedal desteği veya işte böyle motoru bir açıp bir kapatma gibi teknik şeylere, böyle birazcık daha bataryayı koruyabilecek önlemler almaya kalkarsanız da bana soracak olursanız 70-80 km'yi rahatlıkla çıkarır. 70'i çok rahat çıkarır full dikkatli kullanırsanız. Ama tam gazlı bir şekilde full elektrikçe kullanacağım derseniz de 50 kilometrenin sonunda şarjınız biter. Tabii ki de ben kendisine bir test yaptım değerli arkadaşlar. Kendisine hız aşırtılmış bir şekilde ikinci seviyede full elektrikli bir şekilde şehir içinde bir batarya bitirecek kadar kullandım. Ve tam benim yaşadığım deneyim işin açıkçası firmanın söylediğiyle aynıydı. 50 kilometreye vurduğumda artık pil yavaş yavaş bitme emareleri göstermeye başladı. Ne kadar sürede şarj oluyor? 6 ile 8 saat arasında da kendisi full şarj oluyor. Ha bu arada söylemeyi unuttum.
korktum. Yapmış olduğum testte iki motoru birden kullanmadım. Tek motor kullandım. Yani iki motor kullansanız bu 30-35'e düşer. Tabii ki de elektrik ve pedal çevirme modları arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Burada hani hazır bu kısımdayken ekranla ilgili şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Pil seviyeleri %20-20 azalıyor. Yani 5 dilim yapmışlar. Normalde o 5-5 ve 6-6 azalsa daha iyi olacak ama bisikletle giderken bisikletin şarjı 30 mu 25 mi onu göremiyorsunuz. Ya 40 görüyorsunuz ya 60 görüyorsunuz ya 80 ya 100. O aralık birazcık daha dar tutulsaydı en azından bu tarz bir bisiklet için daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bataryanın bisikletten bağımsız olarak 1 yıl garantisi olduğunu da belirteyim. Ayrıca batarya üzerinde de yine taktığınızda ayrıca bir LED gösterge paneli var. Oraya dokunarak da bataryanın yüzde kaç kaldığını falan filan görebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz böyle birkaç dakikalık hem GoPro ile hem drone hem de farklı koşullarda çekmiş olduğumuz örnek videoları izleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam. Görüntülerimizi izledik. Ben disk frenlerden devam ediyorum. Disk frenlerimiz Deichland hidrolik fren arkadaşlar. Bu disk frenler 180 mm çapında rotorlarıyla güçlü ve güvenilir bir frenleme gücü sağlıyorlar. Vites sistemi Shimano Turny TZ ve Yeti vitesli. İşte açıkçası arkadaşlar çok viteslerle oynama ihtiyacı gütmedim kendisiyle birlikte ama total ağırlığının 42 kg olduğunu hesaba katacak olursak olur da bir yerde bataryası biter dımdızlak kalırsak en azından üzerinde bir vites sisteminin olması bu tarz bir pozisyona düştüğümüzde bize kolaylık sağlıyor. Sağlar yani. Bisikletin direksiyonun üzerinde sürüş fonksiyonuna erişebileceğiz bir adet ekran var. Bu ekrandan hızınızı, kaç kilometre gittiğinizi ve batarya durumu gibi özellikleri görebiliyorsunuz. Tabii ki de kendisini Bluetooth'la birlikte telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine mobil uygulama üzerinden bu sürüş modları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama kısmında önemli bir ayrıntı var. Bisiklet satın aldığınız zaman kutusunun içerisinde şu su geçirmez 360 derece dönebilen bir de telefon kılıfı geliyor. Bu önemli arkadaşlar çünkü kendisini 25 euro 35 euro bandına bulabiliyorsunuz. Buranın standartları için yüksek bir fiyat içinde hediye olarak gelmesi güzel bir şey. Bir ilginç durum daha var. Direksiyonumuz hemen sağ tarafta vitesi yukarı aşağı yapabileceğiniz switchlerin dışında arkadaşlar bir adet kutu görüyorsunuz. Bu kutu bir USB portu. Dilerseniz telefonunuzu bu USB portu üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Ufak ufak sonlara doğru gelirken farı da önemli arkadaşlar. Çünkü neredeyse bir araç kalitesinde far takılmış üzerine. Gece giderken görülme anlamında veya görüş açısı anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yine frenlerle senkronize çalışan arkasında bir adet stop lambası var. Sinyal lambası yok. Onlar da kollarımızı kullanıyoruz fakat görünürlük anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Sonuç olarak değerli arkadaşlar bu Duot S26 tam bir canavar ve bana soracak olursanız bir hobi bisikletinin ötesinde hobi ve şehir içi kullanım için de gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek güçlü bir bisiklet. Tek problemi menzil problemi. Yani 50 kilometre birazcık daha böyle benim gibi çok uzun kilometreler bisiklet sürüyorsanız canını sıkabilir. Fakat limitli şeylerde limitli rotalarda hani bir bölgeye gidersiniz o bölgedeki dağlık alanda gezmek istersiniz vesaire son derece keyifle kullanabileceğiniz güzel bir bisiklet olmuş. Bunların haricinde dağ gezilerini offroad maceralarını seviyorsanız zaten o zaman kuşkusuz tercih edebilirsiniz. Umarım sizin de hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.